Geçenlerde sosyal medya arkadaşlarından birisi sinemada film biter bitmez insanların ok gibi yerlerinden fırlayıp çıkış kapısına yönelmelerini yazmış. Zaten bu konuda yazmayı düşünüyordum. Eşimin annesi bir Katolik. Cumartesi günleri ayine gider evinin yakınındaki bir kiliseye. Bazen biz alırız onu kiliseden çıkışta arabayla. Beklerken hep düşünürüm. Şöyle bir bakalım. Ayin biter bitmez insanlar birbirlerini ezerek neredeyse kapıya saldırırlar. Biraz önce dua etmekten çıkan adam 2 dakikada oralarda bir yerde park ettiği arabasını alıp korna çalarak bazen küfür ederek oradan bir an önce ayrılmayı ister. Adam kiliseye giderek dua ederek görevini yapmıştır kendisince. Artık bu kişi normal hayatına yani canavarlığa döner bir anda. Sokakta aynı kiliseden çıkan birisi diğerine küfür edebilir, bunu yadırgamaz. Çünkü Tanrı'ya karşı görevini yerine getirmiştir. Onun sırtını artık kimse yere getiremez, böyle düşünür. Bu hakkı kendisinde görür. Hele bir de kiliseye, camiye 2 kilo makarna ile 1 kilo fasulye götürmüş ise artık vicdanen de rahat, deliksiz bir uyku uyuyabilir. Sokakta açlıktan ölen evsiz, onun umurunda değildir artık. O evsizin üzerine basıp geçebilir. Çünkü o kiliseye, camiye 1 kilo fasulye götürmüş, görevini yapmıştır. Böylece hem öteki dünyayı garantilemiş kendisince, hem de bu dünyada vicdanını rahatlatmıştır. Bukowski bir kitabında anlatır. Caddede trafik tıkanmış, kornalar çalınıyor. Şoförler birbirine küfür ediyorlar. O ise bakıyor direksiyon başında ve şöyle düşünüyor. Ne sirk ama, hepimiz öleceğiz. Bir zamanlar İmza günleri ve söyleşiler için sık sık Türkiye'den Avrupa'ya gidip gelirdim davetli olarak. Özellikle de Almanya ve Hollanda'ya giderdim. Bu dönemdeki uçak yolculuklarımı hatırlıyorum da özellikle Avrupa'da yaşayan Türkiye'li işçiler olurdu uçakta ağırlıklı olarak. Örneğin yanımda oturan Türkiye'li adamla 2 saat sohbet ederiz. Daha sonra bu kişi birden susar. Uçak inmeden önce iniş yaklaştığında hemen üstteki bagajını alır ve bacaklarının üzerine koyar. Seninle sohbet etmez artık. Kapıdan nasıl ilk olarak en önce çıkabileceğini düşünmektedir. Kapıya kilitlenmiştir bakışları. Sanki bir yarış vardır ve en önce çıkmazsa ölecektir uçağın içinde. Uçağın tekerlekleri yere değer değmez ayağa fırlar. Uçak perona yaklaştığında daha uçak durmadan hemen kapıya doğru yürür çantasıyla. Kapı açılır açılmaz hemen çıkar bagajların verileceği yere koşar herkesten önce. Ama orada bekler bagajlar çıkana dek. Burada seninle karşılaşmışsa asla bakmaz. Görmezlikten gelir. Sonra bavulunu alır ve siktirip gider. Hoşça kal bile demez sana. Sanki 2 saat konuştuğun, sohbet ettiğin insan o değildir. Sanki dünyanın en önemli şeyini kaçıracaktır. Her şeyi unutur birden. Yolculuk bittiğinde olay bitmiştir. Nezakete gerek yoktur artık. Seni bir daha görmeyecektir. Bir an önce çıkmak durumundadır. Uçaktan, havaalanından. Daha sonraları böyle kişilerle yolculuk ettiğimde sohbet etmemeyi yeğledim. Böyle kişiler konuşmaya çalıştığında gözlerimi kapar ya da bir dergi elime alıp okurdum. Böylece yanımda oturan kişiyle tek kelime etmeden gideceğim yerime ulaşırdım. Bırakırdım canavarlıklarını yapsınlar. Uçağın kapısına saldırsınlar bagajları ellerinde. Ben yerimde oturur, onların çıkmasını bekler, sonra ağır ağır çıkardım uçaktan. En iyisi Bukowski'nin söz ettiği bu sirke yarışa girmeden elindeki kahve ile pencereden uzaktan bakmak ve eğlenmeye çalışmak galiba. Yani tırnak içinde normal insanların çoğunun bir şey için ayırdıkları zaman bittiğinde canavarlıklarına geri dönmeleri kendileri açısından son derece normaldir. Çünkü her şey bir görev, bir karşılık alma, pastadan bir dilim kapabilme yarışıdır onlara göre. Sanki ucunda ölüm vardır ve kışlarını kurtarma derdindedirler. İşte bunun için Foucault, normal insan kurgudur demişti. Ben de normal insan yalnızca kurgu değil, aynı zamanda bir canavardır da diyeceğim.